Göktepe mevkiinde devam eden inşaat alanında bulunan tarihi mezarların sayısı her geçen gün artıyor. Mayıs ayı başlarında inşaat alanında çalışan iş makinesi tarafından zarar verildikten sonra bulunan 11 adet tarihi kaya mezarda Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ekiplerince kurtarma kazısı başlatılmıştı. Göktepe'nin batı yamacında bulunduktan sonra başlatılan kurtarma kazılarında çekmece tipi olarak bilinen kaya mezarlarının sayısı 40'a yükseldi. Mezarların içerisinde yapılan kurtarma kazılarında gözyaşı şişesi gibi tarihi değeri olan eserler de bulunurken bölgenin tahmin edilen nekropol alanı olması nedeniyle de daha birçok tarihi mezarın ve eserin ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor. Göktepe mevkiinde yapımına başlandığı günden bu yana tarih ve doğa severlerin yanı sıra Bodrumlu birçok vatandaşın da tepkisine neden olan inşaat alanındaki çalışmalarda iş makinesinin darbeleri sonucu zarar gördükten sonra bulunan M.Ö. 1. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen mezarlarda Temmuz ayı başından bu yana kurtarma kazıları devam ediyor. Müzeye bağlı arkeolog ve işçiler tarafından devam eden çalışmalarda gözyaşı şişesi gibi tarihi değeri olan eserler de bulunmuştu. Göktepe mevkiinde devam eden kurtarma kazıları kapsamında Temmuz ayı ortalarında mezar sayısı 11'den 26'ya yükselmişti. Arkeologlar tarafından sürdürülen çalışmalarda bulunan mezarların yaklaşık 3 metre yukarısında yeni mezarlar tespit edildi. Bulunan son mezarlarla birlikte bölgedeki mezar sayısı 40'a yükselirken yeni bulunan tarihi mezarlarında iş makinesi tarafından büyük zarar gördükleri de dikkatlerden kaçmıyor. Göktepe mevkiinde devam eden lüks villa inşaatları yerel ve ulusal basında çıkan haberlerin dışında Bodrum Belediye Meclisi'nde de gündeme gelmiş, MHP'li meclis üyeleri lüks konutların inşaat ruhsatı alınmadan başladığını ve iki kat çıkıldıktan sonra inşaat ruhsatı alındığını iddia etmişlerdi. Mayıs ayı meclisinde konuyu gündeme taşıyan MHP'li meclis üyeleri basın mensuplarına konuyu takip ederek kendilerine gerekli bilgileri aktaracaklarını belirtirken 2005 yılında Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi arkeologlarından birinin imzasıyla Yarımada'nın değişik bölgelerinde göstermelik sondaj kazıları yapıldığı ve bu kazılar sonrasında düzenlenen raporlarla bazı tarihi eser içeren alanların imara açıldığı ve inşaat izni verildiği iddia edilmişti. Göktepe mevkiinde de adı geçen dönemde yapılan sondaj çalışmalarında yapımına şu anda devam eden inşaat alanı içinde aynı kişi veya kişilerin imzası olduğu iddia edilirken verilen bu raporlar sayesinde hazırlanan imar değişiklikleri sayesinde villa inşaatlarının önünün açılmış olduğu iddia ediliyor.